tadi ngir tadi bo apo kungere mute se santari udam bebe misinyo di bagera sabi suma fidadi di binda udam bebe misinyo bariga inchi yamade di pe fidadi di binda saber lo que hacer ninguém sabe segredo de no dona gusto de mel força de volcano que nada bubuta de febo de bagueira que na madre de que vida de divina sonha sempre saber segredo de no dona que nada bubebe mi sinho bariga inchi. Son niñez siempre saber secreto y no toca. Itadabu bebe misinyo bariga inchi Mina madre dike fidadi divina Itadabu bebe misinyo bariga inchi Son niñe siempre saber segredi no dona Perto di mi, ten perto di mi Perto di mi, ten perto di mi Perto di mi, mükemmel, gerçekten mükemmel. Buyurun efendim. Evet, bu arada dans grubunda Alper Altınöz, Semiha Şen, Natalie Morozov, Mari Asan ve Erhan Asan bulunuyorlar. Onlara da tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Onlar aynı zamanda benim öğretmenlerim. Öyle mi? Okulumun öğretmenleri. Evet, çok güzel. Yıllardır dans ediyorsunuz ve fiziğiniz benim televizyonlardan gördüğüm kadarıyla burada herhalde ilk defa değil mi karşılaşıyoruz canlı canlı? Yok, çok eski HBB'deydi herhalde karşılaştık. Evet, o zaman uzun bir ara oldu. Hep aynısınız, kendinizi koruyabiliyorsunuz. Nasıl başarıyorsunuz bunu? Dans etmenin yanı sıra özel şimdi bir... Tabii ki birinci dans ama diyet ikinci var mı? İçki içmiyorum, sigara içmiyorum. Ne güzel. Gece hayatım yok. Gördün mü beni bir yerde? Yok. Çünkü arkadaşımızı her zaman izliyoruz. Medyadan da takip ediyoruz. Bizim de işimiz, ne yapalım? Evet. Olmak tabii, zorunda. Tabii. Hayır, benim zamanımda örneğin bu tür çalışmalar fazla yoktu. Gazino çalışmaları vardı. Onda da işte az solist en geç 12'de sahneye çıkıyordu. Ve kendime birazcık da yani bedensel olaraktan korumak için dikkat ediyorum. Vitaminlerimi alıyorum. Yiyeceklerime dikkat ediyorum. Önemli olan tabii ki fiziksel görünüm ama önemli olan birazcık da ruhsal. Yani stres mümkün olduğu kadar
iteriyorum ve uzak durmaya çalışıyorum. Yapabiliyorsanız. Evet. Yani mümkün olduğu kadar. Tabii ne kadar yapmaya çalışsak da biraz zor. Evet. Ama ben insanı kıskançlıklardan, kötü duygulardan, böyle içini kemiren olumsuz şeylerden uzak durması halinde daha geç yaşlanacağını, hatta ruhunu hep genç tutacağına inanıyorum ve böyle düşünüyorum. Dans zaten İçimizden genç olumsuz şeyleri atabilirsek ne mutlu bize. Sen de güzel dans ediyorsun. Birkaç kere izledim. Teşekkür tabii şimdi şu anda sanatçılar arasında dansın trendi de yükseldi. Evet. Okulumuzun bayağı sanatçı öğrencileri var. Öyle mi? Çok muntazamla geliyorlar. Size komşu sayılırız. Ben Gayrettepe'de ileride. Okula bize gitsek mi arada sırada? Yani iyi olur değil mi? Fena olmaz. Vallahi arada geliyorlar yani çevremizdeki işte yerlerden bayağı gelen arkadaşlarımız var. Evet. Biz de size özendik. Burada dans etmeye çalıştık ama hiç o kadar kolay değil. Karşıdan izlemek çok keyifli. Çok görsel güzel, anlamda tabii. Çok hoş tabii. Şimdi, tabii dans ama insanın doğasında zaten var. Yani o bir dışa vurumdur ama belirli bir amaç için eğer içinizdeki o duyguyu fiziksel hareketlerinizle, müziğin ritmik davranışlarını uydurmak istiyorsanız eğitim şart. Ama herkes dans edebilir. Yani illaki bunun eğitimini görmek zorunda değil. Peki burada gördüğümüz gibi dans edebilmek için ne kadar süreyle ders almak gerekiyor ya da kaç ders almak gerekiyor? Şimdi benim okulumda programlar 8 haftalık. Çünkü biz millet olarak biraz tezcanlıyız. Yani gidelim işte hemen tamam, bir şeyler tamam, öğrenelim ve çıkalım piste yapalım falan filan diye. Biz de onun için programlarımızı hep hızlı ve süratli yapıyoruz. Yani gelen arkadaşlarımız 8 haftada çok iyi dans edebilir duruma gelmezlerse de seyredenlerden alkış alabilecek duruma geliyorlar. Alkış alabilecek duruma gelmek evet, hiç fena bir nokta değil yani. Peki bayağı neler iyi var? Şimdi danslar bizde kendi müziksel ritimlere göre bölümlere ayrılıyor. Örneğin mesela Latin Amerikan danslarını biz club stil olarak ikiye ayrıldık. Salsa merengue bir sınıfta bunu geldiğiniz zaman öğreniyorsunuz. 8 haftada birinci kur. İstersen ikinci kur var ve istersen üst sınıf var. Yani üçüne birden devam ettiğiniz zaman işte bizim gibi dans etmeye başlıyorsunuz. Rumba çaça var yine aynı kategoriye giriyor. Standart danslarda tango ve vals sınıfımız var ayrı. Oryantal sınıfımız var. Bugünlerde Kore'den gruplar halinde geliyorlar. İşte bu şekilde turizme de katkıda bulunmuş oluyoruz tabii. Evet, ille de ama insanlar çift olarak... Hayır, bireysel danslar da var. Örneğin mesela sahne performansı için Latin pop tarzı veyahut işte fiziksel özelliğinizi korumak ve spor yapmak amacıyla Latin pop ve disco hip hop dediğimiz türler de yapılan müziklerle ortaya koyulan danslar var. Bu sınıflarda şu günlerde çok rağbet görüyor. Evet. Bu Türkçe pop da çok ilerledi. Evet. Onun da dansa çok büyük katkısı oldu. Evet. Çünkü insanlar artık bir yere gittiklerinde eskisi gibi hani masanın üzerine çıkar oynarlardı ama inanın ki onu bile artık güzel yapmak istiyorlar. Evet. Tabii. Evet. Peki Robert'in de güzel dans ettiğinden bahsettiniz. Ben hemen sormak istiyorum. Bunun için zaman zaman eğitim alıyor musun yoksa içinden geldiği gibi mi? Yok, eğitimi hiç almadım. Ne yalan söyleyeyim. Peki özel bir koreografisi oluyor mu? Ya aslında istesem yaparım tabii. Kliplerde falan evde kendim çalışıyorum. Aslında benimkisi tam danslı değil. Beden dilimi, ben her zaman bunu söylüyorum. Beden dilimi iyi kullandığıma inanıyorum ve yaptığım müziğe, söylediğim şarkıya uygun bir takım bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Zaten dans da beden dili bir yerde değil mi? Yani, ama sizin kendi doğanızdan çıkan, ben Robert'i izledim, söylediklerine katılıyorum. Eskiden çok çünkü daha güzel dans ederdim. 18 yaşlarımda falan çok daha başka dans ederdim. Ciddi ciddi dans ediyordum. Neyle gerçekten dans ediyordun? Neyle hangi şarkılarla? Vallahi hatırlamıyorum ama ben Latin çok severim. Buyurun arkadaşlar. Yok buyurun. Yok. Vallahi ya, lütfen. Lütfen. Ama ben 18 yaşında dedim yani. Ay ne olmuş 18 yani çok şimdi zaman geçmiş. Şimdi 19 yaşındasın yani. Ben İstersen bir Robert'e burada bir hareket öğreteyim ben. Çok evet, basit bir çaça. Lütfen. Figürü. Gel Robert. İyi peki. Ne öyle bir şey ben feci olacağım. Anlatacağım figürü. Şöyle alayım. Peki ama mikrofon ben size hemen ileteceğim. Çünkü siz anlatırken. Seyircilerimize biraz motivasyon. Valla benimki zor olmasın. Tamam ben bunu elime alayım böyle. Lütfen şöyle. Tamam. Böyle kaldırdın. Zor olsun. Zorla bunu. Şimdi 5 hareketimiz var. Ay. Çok basit. Sol ayağınıza öne doğru bir yerinize sayıyorsunuz. Bakın. 1, 2. Ve öndeki sol ayağınızı geriye doğru alıyorsunuz. Önce ben yapıyorum, izliyorsunuz. Ça, ça, ça. Bu kadar. Bak tekrar yapalım.
Tekrar ediyorum. Çok basit. Çok dikkat ediyorsunuz. Sol ayağınızı öne alıp 1-2 yapacaksınız. 1. Kibe geri alıp ça ça ça. Ça ça ça. Şimdi bu tam asimetriyi sağ ayakla yapacağız. Yani sağ ayağımızı geriye alacağız. 1. Yerimize sayacağız. 2 ve ileriye. Ça ça ça. Ve en başa geldim. Ama benim terliklerim var. Yani terlikli olmam için zor olabilir. Dur, dur. Öberle biz yapalım. Gel. Bir ritim alabilir miyim? Çeçe ritmi. Sol, iki, üç, dört. Bir, iki. Ça, ça, ça. 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 Harika, harika. Ça, ça, ça. Bir, iki. Ça, ça, ça. Ben de Robert'e hemen okuluma davet ediyorum. Çok kabiliyetli. Bana da diyor ki kapına geçme. Gerçekten okuluma davet ediyorum. Gelirsen sevinir Robert'im. Hiç olmazsa bizim adımızı böyle bize yakışır bir şekilde sahnelerde duyuruz. Evet, sevgili Robert, seni hiç oturtmuyoruz. Hemen havalanma diyoruz. Peki. Bu kadar güzel dans ettin. Havalanma. Havalanma. Gözden düştün, eğlendin. Ne
Bravo. Olmuş olsun. Sadece başarılı hepimizin. Belki düştün. Ne bölümüydü? Gittin el, gittin kellere, düştün dillere. Hem ucuz hem cam kenarı istedim. Yani. Çok güzel ama. Güzel değil mi espriyle? Evet. Çok espri. Bu yakında bir futbol maçının şarkısı olabilir. Değil mi? Evet. Tam, çok slogan. Güzel ama. Çok güzel. Evet sevgili İntizar'cığım merhabalar. İntizar mı? Canım hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim bir tanem. Sizi gördüm çok çok mutlu oldum. Sürekli seni izliyoruz yani seni dinliyoruz. Teşekkür ederim. Benim söylediğim gibi çıkıyor değil mi? Evet her şey. Kurban olurum sana canım benim. İntizar nasıl? Aldanırım. Aldatamam. Üzülsem de kimse. Aldatamam. Sesine kurban olayım. Senin de öyle ya. Bu kadar mı? Birazcık daha istiyorum. Biraz daha lütfen. Robert söylesin. Beraber. Beraber. Peki. Aldanırım. Aldatamam. Üzülsem de kimseyi aldatamam. Ölürüm senin sesine ya. Aynen öyle. Kalbimin efendisi ben olamadım. Aklım düştü boyumdan tutamadım. Ya ben aklımı nerede bulayım? Hadi Robert. Ya ben kalbimi kimden çalayım? Aldanırım. Sen de. Aldatamam. Üzülsem de kimseyi. Aldatamam. Bana dik geldi. Canımın içi benim. Kurban olurum seni. Selamlıyorum. Canım benim. Son kasetin muhteşem. Senin de öyle. Teşekkür ederim. Biz aynı şirketteyiz. Bir de aynı şirketteyiz. Evet. Aynı zamanda da iyi dostuz. Çok sık görüşürüz. Çok bir tanemsin sen. Aynen öyle. Zaten o da yıldızlı ahbaplar, akrabalar değil mi evet, güzel? Evet, evet. Böyle evet. Bir yakınlığımız evet. Var bizim. Çok güzel. Çok güzel. Çok seviyorum onu. Tolga Bey'e selamlarımı iletiyorum. Harika, her zamanki gibi. Teşekkürler. Dansın üstadı. Sevgilerimi sunuyorum. Oradaki Vache'ye, Rita'ya, Ayşe Hanım'a. Evet, herkese selamlarımı, sevgilerimi yolluyorsunuz. Son kasetin inşallah milyonlar sat. Amin, Cem'i cümlemizin. İnşallah bebeğim. İntizar, uğurlu gelir miyiz? Ne diyorsun? Bana çok uğurlu geldin. Bütün insanlara uğurlu geldiğini düşünüyorum. Çünkü seni izleyenlere de uğurlu geliyorsun. Teşekkür. Oraya gelip de programda katılanlara da uğurlu geliyorsun. Sağ ol. Kalbinizden öpüyorum. Çok teşekkürler. Bir dakika bir şey soracağım. Hı. Oriental yapabiliyor musun? Ya bir şey söyleyeyim mesela aslında bak ben evde oynuyorum. Ama? Konserlerde de oynuyorum böyle göbek göbek atıyorum bir şeyler yapıyorum da. Hani kendimce ritme uyduruyorum böyle sallanıyorum. ama utanıyorum televizyonda nedense bilmiyorum. Ben de utanıyorum. Bu sıkılganlığımı atarsam Tolga Bey'le konuşacağım sonra. Evet bekliyorum. Dur kavrasını atarsam oynayacağım. Bak programı seyretmeye devam et çünkü şimdi oryantal yapmak üzere birbirinden güzel hanımefendiler buraya gelecekler. Ve bize gerçekten yeteneklerini sergileyecekler. Bakalım seni sana öğretebilecekler mi? İnşallah. Aşkım benim çok öpüyorum. Mutlu programlar. Hoşçakal. Çok teşekkürler. Sağ ol. Teşekkürler İntizar. Evet geliyorlar. Hazır mısın sevgili izleyiciler? Biz hazırız. Siz de hazır olun. Koltuklarınıza kurulun ve izlemeye başlayalım. Yalnız müzik Orhan Gencebay. Onu da söylemeyi unutmayalım. Müthiş. Evet. Evet. Müthiş bir ustamıza seçim. Saygılarımızı iletiyoruz tabii. Bence en büyük ustamız.
Bravo. Bravo. Evet. Teşekkürler ediyoruz. Ya Tolga ve Esra Hanım bayağı heves etmiş belli yani. Heves ettim ama işte yetenek var mı yok mu? Arkadaşlar hep oryantal öğretiyorlar yani, merak etmeyin. Öğretiyorlar. Tabii tabii. Onu öğretmek daha uzun süre sanki tutar gibi geliyor. Yoksa daha mı kısa sürede öğreniyor hanımlar? O artık limitini öğrencilerin ama koyuyor. Ama İdiza'nın söylediği çok önemli bir şey var. Hakikaten utangaçlık konusu yüzünden böyle onu yapayım yapmayayım falan diye böyle insan çekiniyor. Onun için kendisini kısıtlıyor. Küçük yaşlarda başlanırsa daha bir takım şeyler kolay oluyor tabii. Şimdi bizim küçük öğrencilerimiz de var 7-8 yaşlarında. Onlar böyle bir başlıyorlar, ondan sonra artık her yerde. Evet. O kadar rahat hareket etmeye başlıyorlar ki. Evet, demek ki onunla ilgili. Ha. Bir şey yanıyor dedim ama. Evet, böyle bir... Ne o? Ne o bilmem, gel bakalım ne olduğunu. Allah. Tolga Bey buyurun siz de. Alışkanlık oldu, bir kere daha yapmıştık, değil mi? Sizin kaçıncı yıl? Bu sene kaçıncı oldu? Yedinci yaşımıza bastık. O zaman altıncı yaştı galiba. Evet. Sizin altıncı yaştı. Sen zaten bizim hep böyle özel günlerimizde kutlamalarımızda teşekkür ederim. Oluyorsun. Bu arada albüm için ilk kesilecek pasta. Evet. Bugün de biz istedik ki gerçekten uğurlu gelelim sevgili izleyiciler. Ve albümü Aşksız Prens'i biz de kutlayalım istedik. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. Bol kazançlar, bol satışlar. Teşekkür ederim. Aman, aman. Bir dakika şimdi kesmeden önce dilek tutuyorsun. Dilek tutuyorum. O zaman... Sonra bir kere de üflemen lazım ona göre. Tamam mı? Allah herkesin gönlüne göre versin her şeyi. İnşallah. En güzelini. Her şey pozitif olsun, iyi her olsun. Her şey pozitif olsun. Her şey pozitif olsun, iyi olsun duymadı değil mi? Evet. Allah her şeyi herkesin gönlüne göre versin. Katılıyoruz. En olsun inşallah. İnşallah. Hepimize. Üflüyorum. Memleket adına. Teşekkür ederim arkadaşlar. Keseyim mi? Tabii. Keseyim. Tabii. Peki abi. Tabii. Nereden keseyim ben bunu bilmiyorum ki böyle. Şöyle. Şöyle keseyim. Evet. Peki abi, o zaman. Bekledim ne zaman olur. Belki sen gelirsin diye. Işıkları söndürmedim. Yeni doğan sabaha hizmetim oluyor. İçimde hatıralar değik deşik. Mektupları okudum seçip seçip. Karanfili kokladım senin için. Odam hasret kokuyor. Aynanın karşısına geçip geçip. Kaderime ağladım içip içip. Gönül sayfamda canım açık seçik. Kimin adı? Robert adı yazılıyor. Önce sen. Teşekkür ediyorum. O zaman ben birine pastaydım hemen. Tolga Bey. Ama lütfen, siz misafir misiniz? Lütfen buyurun. Sevgili Hande Yener, merhabalar. İnanmıyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba İbrahim'cığım. Tolga Bey, nasılsın? Merhaba. Merhabalar. Robert'cığım merhaba. Merhaba canım benim. Nasılsın? Çok iyiyim. Siz? İzliyorum. Şu anda Göcek'teyim. Bir konser için buradaydım. Ve otelde sizi izliyorum. Çok keyifli. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Biliyorsun ki senin albümüne, bu albümüne özellikle bayılıyorum. O yüzden ben biraz ortalarında yakaladım yayını. Saf Sevgilim okudun mu? Saf Sevgilim okumadım. Ya onu istiyorum mutlaka. Tamam. O şarkının fanatiyim biliyorsun. bence şu son zamanlarda çıkan en iyi albümlerden biri. Tekrar hayırlı olsun demek teşekkür için. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Oradaki herkesi öpüyorum. Bizleri izleyen herkesi de selamlıyorum. İyi yayınlar diliyorum. Fazla tutmak istiyorum. Hande'cim özledik seni, bekliyoruz.
En yakın zamanda. Tabii söz mü? Memnuniyetle tabii ki. Seni seviyoruz. Sıcak mı? Sıcak mı? Nasıl oralar? Evet, çok güzel, çok sıcak. Deniz, havuz falan? Evet, biraz... Öyle şeyler arada olur tabii yani, değil mi? Ne güzel. Evet, biraz bugün hava güzeldi. Akşam yine dönüyorum Allah nasip ederse. Hayırlı yolculuklar. Hepinizi öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler anneciğim. Başarılar diliyoruz. Hoşça kal. Bay bay. Pelit'e de çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir hazırlık yaptıkları için. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Laf olsun diye demiyorum. En çok mamullerini sevdiğim yerde Pelit zaten. Evet. Peki. Teşekkür ediyoruz. Hemen yerimize geçiyoruz. Tabii tabii tabii. Pastamızı saklıyoruz. Teşekkür ederim. Haber yayından sonra. Herkese teşekkür ediyorum. Tadacak. Biz sana teşekkür ediyoruz. İstersen orada saf sevgilim diyelim. Hande için. Hemen Hande. Bütün sevenler için. Alt alta balık istifi boğuşup kendimle bazen seninle. Bir daha sorduysam dönüp özür dilediysem anlamak zorundayım. Üzgünüm üst üste alt alta balık istifi boğuşup kendimle bazen seninle. Bir daha sorduysam dönüp özür dilediysem anlamak zorundayım. Beni kitap gibi virip çevirip okumadın mı? Ekin ettim hasadımı toplamadın mı? Beni kitap gibi virip çevirip okumadın mı? Ekin ettim hasadımı toplamadın mı? Saf sevgilim dereleri geçtim susuz mu döndüm? Dost dediğin arkandan vurdu kal bura döndüm. Saf sevgilim dereleri geçtim susuz mu döndüm? Dost dediğin arkandan vurdu kal bura döndüm. Saf sevgilim dereleri geçtim susuz mu döndüm? Dost dediğin arkandan vurdu kal bura döndüm. Saf sevgilim dereleri geçtim susuz mu döndüm? Dost dediğin arkandan vurdu kal bura döndüm. Boğuşup kendimle bazen seninle. Bir daha sorduysam dönüp özür dilediysem anlama zorundayım. Beni kitap gibi virip çevirip okumadın mı? Ekin ettim hasadımı toplamadın mı? Beni kitap gibi virip çevirip okumadın mı? Ekin ettim hasadımı toplamadın mı? Saf sevgilim dereleri geçtim susuz mu döndüm? Dost dediğin arkandan vurdu kal bura döndüm. Saf sevgilim dereleri geçtim susuz mu döndüm? Dost dediğin arkandan vurdu kal bura döndüm. Saf sevgilim dereleri geçtim susuz mu döndüm? Dost dediğin arkandan vurdu kal bura döndüm. Saf sevgilim dereleri geçtim susuz mu döndüm? Dost dediğin arkandan vurdu kal bura döndüm. Saf sevgilim dereleri geçtim susuz mu döndüm? Dost dediğin arkandan vurdu kal bura döndüm. Bravo! Evet,
Sevgili izleyicilerimize hemen veda edeceğiz ama bir heyecanımız var bu gece. Magazin Gazetecileri Derneği 10. Altın Objektif Ödül Töreni gerçekleşecek. Bizim de tabii ki bir adaylık durumumuz var. Bakalım inşallah, inşallah diyoruz ama bu akşam orada olacağız sevgili izleyiciler. Güzel dilekleriniz, iyi niyetleriniz her zaman olduğu gibi bizimle olursa mutlu olacağız. Böyle bir heyecanımız vardı. Onu da paylaştık. Grand Cevahir Oteli'nde zannediyorum ki yapılacak ve oradayız. Robert, teşekkür ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Bitirdik. Bundan sonrası canlı olarak sazlarla, canlı söyleyeceğin eserlerle bizimle birlikte olacağın günün başının darısı. Tamam. Değil mi? Teşekkür ediyoruz. Ve Tolga'nın dans grubuyla sevgili izleyiciler sizleri baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın. Bugünlük de bizden bu kadar. Hazırla sana, tadına bakarız biz sonra.